Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmeler. İstiklal gündelik haberlerimizi görüşünlerden karşılığımız, ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve Dünya Kün tertibindeki en mühim haberlerini huzurunda sunumuz. Kıynamızda Kıtanlar ekranımızda olsun. Xitay, Amerika'nın Uyghurlarga panahlıq beriş kanun layihesige narazılıq bildirdi. Xitay, Amerika'nın Uyghurlarga panahlıq berişini tezilitish haqqidagi kanun layihesige narazılıq bildirip, Amerika'nın bunundaki maqsadi siyasi kontrol qilishdan başqa narsa emas deb bildirildi. Amerika Avazı'nın 15. iyundaki haberde bildirilişçe, Amerika parlamentede iki partiyanın kollaşığı erişken Uyghur kişilik hukukunu koğdaş kanun layihesi oturuğu koyulgan bulup, kanunda Şarkı Türkistan'daki Uyghur ve başka Türkiye milletlerine aldın panahlıq beriş obyekti kılıp bekitiş ve onlarının Amerika hükümetine sunulan panahlıq tilash iltimasını tasdiqlash süratini tezilitish maqsad qilingan. Bu kanun layihesi kişilik hukuk faaliyetçileri ve teşkilatlarının kollaşığı erişken idi. Mezkur kanun layihesinde Xitay Kompartiyasının devam kılıvatkan bastırışlardan kutulmakçı bolgan Uyghurlarga 2. derecelik P2 panahlıq berildigan obyekt kılıp bekitiş talep kılıngan. Uyghurlar 2. derecelik panahlıq berildigan obyekt kılıp bekitilgende Uyghurlarının Amerika'da panahlanış iltimasi tüz sürati tasdiqlandiken. Bunundan başka bu kanun layihesi yana Amerika'dan başka devletlerde panahlıq tilegen Uyghur misafirlerini koğdaşını maksat kılgan bulup, diplomatik tedbir kollanıp Uyghurlarının başka devletler tarafından çigradın koğulap çıkırılışının aldığını alıdıkken. Bu kanun otturgu koyulgan deyken, Xitay bununla narazılıq bildirip, Amerika kişilik hukukunu bahane kılıp siyasi kontrol kılışkı urunuvatıdu dep bildirilgan. Xitayning Washingtondagi bosh elchixonasining bayonotchisi Liu Pengyu Amerika ovoziga yo'llagan elxatda Uyg'ur kishilik huquqini qo'g'dash qonunida o'tirg'i qo'yilgan Xitayning jinoiy qilmishlarini rad qilgan. Liu Pengyu maktubida barliq Xitay amaldorlarining ko'ni safsatisini qayta takrorlab, Amerika Xinjiangdagi kishilik huquq vaziyatiga yomon g'arazda to'hmat qilib, xalqaro qonun va xalqaro munosabatning asosiy qoidasiga ig'ir xilofliq qildi. Xitayning ichki ishlariga aralashdi. Xitay bununla karıştırdı, deb bildirilgan. Blinken, Şarkı Türkistan'daki depsendikilikini tilga alganlığını bildirdi. Amerika Taşkı İşler Ministeri Antony Blinken'nin Xitay'a kılgan tarihi ziyareti dünya gün tertibinin kızlık noktası bulmaqta ve iki tarafının bundan kiyinki siyasetide kandak özgürüşlerinin buluduğalıqı hakkında köplep analizler oturuğu koyulmaqta. CBS kanalının bugünkü haberiga asaslanganda 2021 yılı Prezident Joe Biden vazifiga oldurgandan buyan Xitayni ziyaret qilgan eng yuqori darajalik amerikalik amaldor bo'lib qolgan Antony Blinken 2 kunlik rasmiy Xitay ziyorati jarayonida 18 iyun Xitay tashqi ishlar ministri Chen Gang bilan ko'rishgan va Amerika Xitay o'rtasidagi Tayvan masalasidan Janubiy dengizdagi harbiy jiddiylikcha iqtisodiy va texnologiyalik raqobatdan kishilik huquq masalalarigacha bo'lgan nurg'un sohalarda keng doiralik suhbat o'tkazgan. Blinken 19 iyun yana Xitay rejimi raisi Xi Jinping bilan ko'rishgan. Ko'rishga Xitay tashqi ishlar ministri Chen Gang qatnashgan. Blinkenning Xitay ziyoratida Amerika bilan Xitayning bir qator masalalarda ilgirlash hosil qilganligi va kelishim hosil qilganligi bildirilmoqda. Xitay tashqi ishlar ministrligining Xi Jinping Blinken uchrashuviga munosabatlik bayonotida Xitay maydonini e'lon qildi. Her iki taraf Xi Jinping'ın Prezident Biden bilen 2022 yılı Bali'de ötküzülgen G20 başlıklar yığında hasıl kılgan pikir birlikini icra kılışını kabul kıldı deyilgen. Bu kıtımlık ziyaret Amerika'nın Xitay bilen yirikleşken münasibetini yumuştuş üçün Xitay'ı keskin söz kılmağallıqı bilen ayıplengen bolsa mı? Lekin Amerika Taşkı İşler Ministeri Antony Blinken Xi Jinping bilen körüşken deyken Xitay ziyaretigi münasibetlik Beijing'deki Beijing Amerika merkezde ötküzgen muhbirlarını kütüveleş yığını da bu kıtımlık Xitay ziyareti hakkıda tepsili malumat berdi. Ve muhbirlarının suallarına cevap verip Xitay'a Amerika ve Xalqara Cemiyetinin Xitay'nın Şarık Türkistan, Tibet ve Hong Kong'daki kişilik hukuk depsendikiliklerden hele hem çoğunkur endişe işi de işgellikini bildirgellikini kayıt kılıp ötdi. Xitay'nın Uyghurlarının içki azalarını yığabilişi hakkıdaki ispatlar köpeymekte. Amerika'daki kanun layihesinin makullanışına ergişip Xalqara Cemiyette Xitay rejiminin Uyghurlarının içki azalarını yığabiliş cinayetini çekleş hareketleri de ilgirleş bolgan. Zimistan Toru'nun 19. iyundaki haberde bildirilişe, Uyghurlar Amerika Avam Palatası'da mecburi içki aza yığabilişini toxtuş kanununun makullanğalıqını karşı aldıqalıqını bildirgen. Ve Amerika hükümetinin Xitay'nın siyasi mehbuslar Falun Gong mürütleri ve Uyghurlarının içki azalarını yığabilip setiş kılmışıqı karşı zərb birişti kolgu keltürgen neticelerini karşı aldıqalıqını bildirgen.
Yakında Nairobi'de ötküzülgen Dünya Sağlık Sağlığını Saklaş Davalaş Cemiyeti yığınıda Xitayının Uyghurlarga tutkan muamelesi hem de Xitayının Uyghurlarının içki organlarını yığıveliş cinayi kılmışı alahide tilga ilingan. Yeni Jersey Ştati Cumhuriyetçiler Partisi'nin kürsüsünü sunan Xitayının mecburi organlarını yığıveliş kılmışıga karşı emeli tedbir kollanış kanun lahisi 213 avazının kollışı 2 avazının red kılışı bilen makullanğan idi. Bu kanun lahisi de Amerika hükümetine Xitay'daki mecburi organ yığıveliş hareketlerine çetilgan şahıs ve organlarga karşı emeli ceza tedbiri kollanış hukuki berildiken. Mezkur kanun organ köçürüş operasyası üsküllerini eksport kılışını çekleş ve ağza köçürüş operasyası kılgıçlarını terbiyeleşini çekleşini öz içi aldıgan bulup, nöbette bu kanun lahisi Kengash Palatası'nın karab çıkışıga yollangan. Bildirilişçe, Xitay 13 yıl devamlaşkan organ yığıveliş meselesi 20. asırının 70. yılları başlanıgan bulup, şundan beri Xitay rejiminin ölüm cezası icra kılıngan mahbuslarının içki ağzalarını yığıveliş kılmışı evcalgan. Xalqaro jamiyatning Xitoyni ayiblashi sababli Xitoy bu haqda 2015 yili ichki a'zo yig'ilishini oxirlashtiradiganligi to'g'risida va'da bergan. Ammo Angliya tibbiy kengashi davolash axloq komitetining aytishicha Xitoy ichki a'zo yig'ilish obyektlarini o'zgartirish vositasi bilan ilgirgi qilmishini davomlashtirgan. Undan boshqa Xitoy xalqarodagi tanqidlarning oldini olish uchun sonliq ma'lumotlarni qisqartgan. Nöbette Xitay dünyadaki en çok a'za köçürüş merkezi bulup, bu arkalık milyardlap dolarga erişmekteyken. Şunaqlı Xitay'da içki a'za köçürmekçi bolğanlar bir neçü gün yakı bir neçü hafta saklaş arkalıkla məxsdigi yetidigan bulup, Xitay yılıgı 90 min qetim a'za köçürüdüken. Xitay'nın Uyghurlarının içki a'zalarını mecburi elveliş kılmışı aldınqı əsrinin 90 yıllarga kelgende paş buluşku başlayan bulup, Şahitlerinin eğitişçe, onlar ürümcedeki vaxtada 6 ay işçede 3 oğul balının bedenine u şekillik dağı çüşkenlikini körgen bulup, bu vaka Xitay'nın Uyghurlarının içki azalarını mecburi elvalgallıqının pakiti iken. Xitay, Japonya'da kolga ilingan Xitay tətqiqatçı haqqıda işbadi bildirdi. Xitay Taşqi İşlar Ministerliğinin bayanatçısı Mao'nın muhbirlerini kütüveliş yığınıda Japonya saxçı tarafının yakında bir Xitay tətqiqatçını kolga alğanlıqı məlum. Xitay taraf bununla qandaq inkas qaytırdı degen sualga cevap verip, Xitay'nın alaqadar haberlerine dikkat kılıp kelivatqanlıqını ve bu meseleye ehmiyet berdiganlıqını Xitay tarafının diplomatiya yolu arqalıq Japonya'ya bu meseleye qattıq köngül bildiganlıqını uqturganlıqını bildirdi. Japonya saxçı dairelerinin Fransiya haber agentliğiga aşkarlaşça Japonya'daki tətqiqat ornada işleyen 59 yaşlı Xitay tətqiqatçı 2018 yılı 4. ayda Japonya Devletlik Sanayet Pentexniki İnstitutu'a tabe İlhat Sandıqı'dan Muşim Teknikilik Uçurunu Xitay'daki bir şirketke yollagan. Japonya taraf mezgur Xitay tətqiqatçını teknikilik uçuru uğurlaş kılmışı sebeplik kolga algan. Xitay bayanatçısı Mao'nun sözü diyene Japonya'dan Xitay kurallarının hukuk menfaatini qoğdaşını talep kıladığanlığı, şundaklı Japonya'dan kanun idare kılış, bazar ilgiliki ve adil rekabetli iş prensibiga hürmet kılışı gerekliki, Xitay Japonya pentexnika almaştırış hemkarlığı üçün yaxşı muhit yaratışını ümit kıldığanlığı hakkıda jar salgan. Xitay irqi qırğınçılıq cinayetini kino vasıtası bilen yoşuruşku urundi. Şarkı Türkistan'daki irqi qırğınçılıq cinayetini Uyghurlarının mecburi usulga selip, hoşal xoram körüstüş arqılıq perdazlaşka urunup gelgen Xitay rejimi yıqın diyene Uyghur balılar rol algan top kirgüzeyli balılar namlıq kino arqılıq yoşuruşku urundi. Xitay Xalq Torunun bu haqtaki xabirde bildirilişçe Uyghur balılar bilen Fransiyalik futbol jolpini Erik Cantona baş rol algan Topkir Güzeyli Ballar namlıq kinonun kuyuluş marasimi 11. iyon Şanghay'da ötküzülgen. Xitay rejimi aldamçılıqını texamı avcige çıkırış üçün kino görüş paaliyetigen Şarkı Türkistanlıq özmürlerini muqatnaştırgan. Topkir Güzeyli Ballar namlıq kinoğa Fransiyalik rejissor Steve Weiss rejissorlu kılgan bulup, Fransiya komandasının sabıq dağınlıq çolpini Erik Cantona, Chu Jingjing, Hushyar Akbar, Chen Baixian qatarlıqlar baş rol algan. Jang Wenli, Milo Tinovich qatarlıqlar alahide rol algan. Bularının içinde bu əsrinin başlarındaki dünyaya danlıq futbolçu Erik Cantona'nın Xitayning təşviqatiga irqi qırğınçılıq cinayetini yoşuruş urunuşlarına maslaşıp rol elişi dikkat qozğumaqta. Filmde Manchester Birleşmesi'nin danlıq futbol jolpini Cantona'nın komandadan çekingendiken Xitay Kespi Birleşmesi Şanghay komandasına berip oqutquchilik qilganligi birleşmenin en axırkı bir maydan müsabaqasida juglanma numarda birinci orunda turuvatqan Şanghay komandası müddetten burun
birleşme чемпионлыгы erişip, red tertipte en keyinde turvatkan atalmış Şinjan komandası bilen uçuruşkanlığı müsabıkadaki kelişmezliklerden kiyin kantona bir yezilik Uyghur balı bilen uçuruşup kalganlığı şunda kılıp Manchester Birleşmesi futbol çolpını Uyghur ballarının futbol terinir bulup kalganlığı kantona kenette ahkongul kenet ahalileri ve bir top futbol talantı bar ballar bilen tonuşkanlığı Kiçikkini kentte kurulgan futbol komandası 7 kişilik ösmürler futbol müsabıqısı da uda qalbi qilib, xalqaradaki halqılğıç müsabıqıya kirganligi bayan qilingan. Xitay rejimi top kirguzeyli ballar namlıq mazkur kinonun yeni bir avlat yaş ösmürlerinin öz arzusuğa intilişini, ata anılarının yaş ösmürlerinin tentarbiye terakiyatıga ehmiyet berip, balalarga tihimi köp kımmetlik vaxtini ve üsp yitiliş əslimesini ata qilishini ümit qilib işligerlikini dava qilgan bolup, bu tokulma vaqalikler arqılıq Şarkı Türkistan'da özlüksüz icra qilib atqan irqi qırğınçılıq cinayetini, xüsusen atalmış perişçiler bağıçısı namıda devamlaştırıp atqan ballar lagirdeki cinayi qilmişlerini ve Uyghur perzentlerini ballar lagirlerde ata anısıdın ve Uyghur medeniyet muhitedin ayırıp etip, Xitay qilib tərbiyeleş cinayetini yuşuruşku urunğan. Tayvan Avrupa'nın Tayvan'nın tihamı yaxşı münasifet ornutuş talepigi selqar yalmaydıqallıqını bildirdi. Tayvan Taşqı İşlər Ministri Joseph Wu Avrupa devletlerinin ilgar mikro özek texnikilerini import kılış üçün Tayvan'nın Avrupa bilen tihamı yaxşı münasifet ornutuş talepligi selqar yalmaydıqallıqını etdi. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişe Tayvan Taşqı İşlər Ministri Joseph Wu Politico gezdi bilen ötküzgen söhbeti de mikro özek işlep çıkarıcı Tayvan yerim ötküzgüç işlep çıkarış şirketinin Avrupa'da zavod kuruşu hakkıda toxtaldı. Minister Wu Tayvan'nın Avrupa devletleri bilen bulgan diplomatik münasibetlerini küşe yetişme aksi de Praga, Brüssel ve Milan'da ziyareti buldu. O, Tayvan hükümetinin şirketler bilen Avrupa otursidiki kilişim ve selinmelerge toskullu kılmaydıganlıqını bildirip, ama Avrupa bulup mu Germaniya Tayvan'dan ilgar mikro özek teknikisi import kılışını halıgan takdirde, Tayvan'nın Avrupa bilen tihimi yakşı münasibet ornutuş talepigi selqarısı bulmaydıganlıqını tekitledi. O, Avrupa'nın Tayvan'nın geopolitikilik salahiyeti ve Xitay bilen bulgan meselelerge sezgür buluşunu ümit kıldıganlıqını bildirip, Avrupa Tayvan bilen bulgan iqtisadi yaki başka münasibetlerinin terakiyatı da çoğun menzirini körmeyi vatıdı, dedi. Avrupa Parlamentinin muavin reisi Nikola Beer, Minister Joseph Wu bilen 17 iyun Brüssel'de görüşken deyinkin, Twitter'de hembeherligen uçuruda Tayvan'ni demokratik ailenin müstehkem azası edip tariflegen idi. Hürmetli görmelerimiz, şunakalı bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ertik programımızı görüşürüz. Aman boğayızlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.